Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Kanazawa haritasının nasıl kurulduğunu göstereceğim. Ve nereden indirilmesi gerektiğini göstereceğim. Bu harita yeni çıktı. Yine Uzak Doğu arkadaşlar yaptılar bu haritayı. Video başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımızın 4000 saat izlenmesi doldu. Sizden ricam kanalı, videoları, beğendiğiniz videoları beğenin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Şu an 400 küsür aboneyiz. 1000 aboneyi görmemiz lazım. 1000 aboneyi görünce de sizlere güzel hediyelerim, sürprizlerim olacak. Gaming ekipmanları, klavyeler, mouse'lar, kulaklıklar gibi. Belki kablosuz kulaklıklar olabilir. Böyle çekilişim olacak. Onun da bilgisini vereyim. Paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi videoya dönelim. Kanazawa haritasını direkt YouTube, Google'a yazabilirsiniz. Kanazawa Assetto Corsa diye. RouteEdMedia.com sitesinden direkt açabilirsiniz. Bu kendi sitesi. Burada zaten direkt download diyor. Buna bastığınız zaman, basmadan önce inceleyebilirsiniz aşağıdan. Bu yine Japon haritası. Burada özelliklerini anlatıyor sayfada. Direkt download dediğiniz zaman sizi Mega'ya atıyor. Mega'da sadece şu dosyayı da indirebilirsiniz bu arada. İsterseniz şurada README diye bir şey yapmışlar. Bunu okuyalım. Özellikle belirtmişler. Assetto Corsa Steam Edition, yani orijinal oyunu oluyormuş bu. Crack'te oyunu olmuyor muhtemelen. Content Manager'dan yükleyebiliyorsunuz. Custom Shader Patch versiyonunuzunda 0.1.75, en düşük 0.1.75 olması gerekiyor. Ya da daha üstü 1.76, 77, 78 diye. Direkt bu zaten bu siteden indirebiliyorsunuz. Download Content Manager'dan atmak istemiyorsanız aşağıdaki yolları izleyip de atabilirsiniz. Bu sizde C olmayabilir, D, F, E olabilir. Ama Steam, Steam Apps, Common ve Assetto Corsa'ya kendiniz manuel olarak elle atabilirsiniz. Track does not work diyor. 1.75 ve 6 Custom Shader Page'iniz yüklüyse eğer bu hatayı alabilirsiniz. Track not want hatasını alabilirsiniz. CSP'yi diyor, yükseltin diyor. Ve akıllı trafik modu eğer aktif etmek istemiyorsanız yarış modunu ya da weekend moda alabilirsiniz diyor. Onun haricinde bunlar çok önemli değil. Discord kanalı var burada. Burada da yine download şeyini vermiş. Adresini vermiş. Geçiyorum. Geri geldim. Şuna direkt tıklayıp download derseniz, download zip derseniz direkt zip olarak indirirsiniz. İndirdiğiniz yere gelir. Ben de masa üstünde. Bunu da tutup direkt şuraya sürükleyip bırakırsanız yukarıdan her zamanki gibi nothing. Evet, burada olmadı. Bu aslında bunun şu anda burada görünmesi iyi oldu. Show file diyelim. Masaüstüne gösteriyor ama burada atmadı. Hemen biz de ne yapalım? Klasörüne gidelim. Evet, direkt Content Manager'dan atamadık. Şimdi kendi yerine atmayı deneyelim. Şuradan bir önce zip'i çıkaralım. Klasörden. Şurayı bırakalım. Hemen içini kontrol edelim. İçinde dosyalar mevcut. Direkt bunu alıyorsunuz arkadaşlar. İlk etapta kes demeyin, kopyala deyin. Kopyaladık. Hemen oyunu yüklü olduğu yere Steam Library, Steam Apps, Come On, Assetto Corsa, Apps, pardon, Apps değil, Content, Tracks. Aynı bu yol, aynı anda şuradan da tekrar bakabilirsiniz. Burada da yazıyor. Assetto Corsa diye takip edebilirsiniz. Bunun içine haritaların olduğu yere yapıştır diyoruz. Yapıştırdı artık burada. Şu da bir kapatıp açalım tekrar. Otomatik gelsin. Bakalım burada var mı? Yükledi. Kanazawa, evet, gördüğünüz gibi burada var. City serbest dolaşım. Still loop diyor, sürekli dönmek isterseniz. Burada farklı farklı versiyonları var. Yine free roam var. Loop var. O var işte drift olarak playground var. Rally cross var. Toprak zemin. Bir de Uraco diye bir şey var. Ben daha önce denemedim. Şimdi gireceğim. Bu şekilde yükleyebilirsiniz. Demin gördüğünüz gibi Content Manager atınca olmadı. Demek ki bunu manuel olarak tracks dosyasının içine atmak gerekiyormuş. Zaten adım adım gösterdim size.
İndirdiğiniz yerde preview'da da var, yazıyor adım adım yolları. Oradan da indirebilirsiniz. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler, görüşmek üzere.